Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başın üstüne, buyurun. Merhaba. Günaydın. Günaydınlar, günaydın. Buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldin. Merhabalar, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Adalet Hanımcığım, hoş geldiniz. Burcu Hanım, merhabalar. Kız yeni gelin misin sen? Burcu maşallah altınlar. Merhabalar. Anam ne kadar iyi maşallah. Gel, buyur, böyle alayım sizleri. Daha sen bence buraya gel. Peki, sen nasıl isterseniz. Gülşen Hanım'ı birazcık yapmacık buldum. Karşılamasında bir falan yaptı böyle. Onu çok samimi bulmadım açıkçası. Bana hiçbir yapmacıklığı gelmedi. Gayet sıcakkanlıydı, gayet de güzel karşıladı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Sizleri sormalı. İyiyiz. Bu haftanın güler yüzlü renkli yarışmacıları. Hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Pozitif bir hafta olsun. İnşallah. Güzel yemekler yiyelim. Güzel i̇nşallah. Temizlikler görelim. İnşallah. Evet. İnşallah. Yalnız ben Burcu'nun bileziklerinden gözümü alamıyorum. Kusura bakmayın, altın sever biri olan. Burcu ne kadarlık evlisin? 10 yıllık evliyim. 10 yıllık mı? Evet. Sanki 10 aylık havası yok mu Burcu'da? Bunlar sen... daha benim için hiçbir şey. Kadir Bey. O kadar yani diyorsun. Biz Gaziantep'liyiz. He, tamam şimdi anlaşıldı. Evet. İyi yere gelin gittin galiba. Yani olmuşken iyi olsun dedi. Kocam da kebapçı. Maşallah. Bakalım marifet size de geçmiş mi diyeceğim. Manteplisiniz zaten. Yani. İster istemez. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gözümüz yok. Allah arttırsın ama gözümüz olmayacak gibi de değil. Gülten Hanım siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim Allah. İyiyim. Heyecanlısınız ya, heyecanlıyım biraz. Heyecanlıyım biraz. Tabii haftanın ilk günü. Yavaş hepsini atıyoruz. Alışacağız inşallah böyle. Koşacağız, koşturacağız. İnşallah. Adalet Hanım siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Enerjiksiniz. İyiyim. Çok enerjik. Maşallah. Yalnız herkesten pozitif enerji aldım. Bu benim için çok önemli. Olun. Bazen böyle arada negatifler oluyor. Yok herkes çok pozitif. Gülten Hanım çok güler yüzlü, çok enerjik bir hanımefendi. Sizden sağ önce az bir sohbet etsek. Sağ olun. Şimdi ama Gülten Hanım'ı bir tanıyalım isterseniz. Kimin evi? Pardon, Dağhan Bey'i sormadım yalnız. Dağhan Beyciğim siz ilk girişte direkt size bir yönel. Evet. Siz kaç yaşındasınız? 30 yaşındayım. Maşallah. İstanbulluyum. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Sizi biz gördüm daha da iyi oldum açıkçası. Estağfurullah. Hamarat olduğunuzu ispatlamaya geldiniz. Kesinlikle. Hem temiz hem hamarat olduğumu göstermek için geldim. Bir erkek olarak 4 tane hanıma karşı yarışmak biraz cesaret ister. Evet. Sizde o cesaret var. Var tabii ki var ama bence daha iyi oldu. Erkeklerin de sizden gibi daha iyi temizlik yapabileceğini, daha iyi hamarat olup yemek yapabileceğini ispatlamak için şu geldim. Hamaratlığın sadece kadınlara ait olmadığını gösterelim istiyorum. O cümle sadece kadınlara aitmiş gibi geliyor. Bu arada memleket neresi? İstanbul'dayız. İstanbul'dasınız. Evet. Daha çok böyle bir hani Moğolistan tarafından böyle bir gelmiş gibi üstünüzdeki Kazak'tan da saçlar maşallah. Evet. İsmimden dolayı olabilir. İsmim biraz eski. Dağhan. Evet. Oğuzhan'ın ikinci oğullarından bir tanesinin adı. Oğuz kökenini hani biraz daha yansıtmak için. Anladım peki. Sizin o kalın bileklerinizle ben güzel işler çıkartacağınızı düşünüyorum. Hayırlısı. Peki ya iyi bakın hanımların gözü korktu mu bilmiyorum. Dağhan'dan gözü korkan var. Sen niye ellerine baktın Gülten abla? Güzel çıkacağına inanıyor eline. Ya yapar yani. Senden eminim az çok yaşından da vermiş olduğu tecrübeden dolayı. Yani, hayırlısı inşallah. Bakalım. Gülşen Hanım sizi bir tanıyalım. Kimin evine ben geldik? Ben Gülşen. Ben 52 yaşındayım. Kendime güveniyorum. Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlıları yemekleri meşhurdur. Ben de onlardan biriyim. Elham aratılma da güveniyorum. Bir Antepli'ye rakibim diyorsun tabii o zaman. Tabii ki. Peki ne diyorsunuz hanımefendi Burcu Hanımcığım? Diyarbakırlıların hamaratlığını Antepli'lere buluyor musunuz eşdeğer? Yani şöyle ülkemizin her yeri çeşitli güzelliklerle dolu. Yemekleri de kesinlikle öyledir Diyarbakır'ın ama yani bir Antep kilis kadar olacağını düşünmüyorum. Görüşeceğiz. İnşallah. Dünya ne derlerdi? Dünya bir ev olsa mutfağı mı Antep olurdu? Bir şeydi öyle bir şey vardı galiba. Evet. Peki göreceğiz Karadenizler bakalım. Karadenizler için de öyle. Karadenizler için evet. De. Ama şöyle bir Karadeniz şey var Kadir Bey. Sizin Karadeniz'in neresi de? Kastamonu. Sallar böyle Karadeniz, Türkiye. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ben öyle yalnız mutfağımıza biz asla öyle işte bakkaldan karabiberdir, pul biberdir onları da sokmayız. Her şeyimiz kendimize aittir. Salçamızdan tutun pul biberinden eşkisine kadar her şey kendimize aittir. Yani sadece yemek değil malzemeler de doğal diyorsunuz. Tabii. Gülten abla da iddialı vallahi bak iki aradı kere hemen memleketini iletti. Adalet Hanım sessiz ama bence o biraz daha ağır gibime geliyor. Ben de Yozgatlıyım. Ev alırsan üst kattan kız alırsan Yozgat'tan demişler.
Yozgatlıyım, çok tatlıyım derler. O da güzel. Sizin de şimdi Konya ile bir atışmanız var tabii ki de, bir arabaşı çorbası evet. kavgası var yıllardır bitmeyen. Ben de Konyalıyım bu arada. Hadi hayırlısı bakalım. Hadi bakalım Gülşen inşallah. Gülşen abla, efendim. İkramlıkları alalım. Ondan sonra evet, senin tamam. menünü duyalım bakalım. Tamam. Bir Diyarbakır olarak bize ne hazırlayacak bugün? Evet. Kahveyi nasıl alırsınız? İkram dediğim yani nasıl içersiniz kahveyi? Sade mi? Şekeri az mı? Ben sade içiyorum ben. Sade içiyorum. Ben de filcan da olsun. Az şekerli. Şeker. Uzun zaman Tarsus'ta kaldığımız için Tarsus usulü çay bardağında ikram yani ediyoruz genelde. O zaman sen o nasıl ediyorsan öyle et. Hani fincanda deyince kafam bir anda çay bardağına geçti. Öyle bir sordun ki nasıl ikram edeyim deyince. Yani çay bardağından mı istersiniz onu demek istedim. Onu söylemediğin için bilmiyorduk. Pardon. Ben şekerli alayım. Siz? Az şekerli olsun. Sade ben sade. De. Sade tamam. Orta şekerli. Orta şeker. Tamam. İki orta, bir az şekerli, bir şekerli. Gitti kafalıktan karıştı. Tamam, tek tek. Tamam, tamam, tamam hemen. Hadi bakalım, Tarsus'ta çay bardağıyla mı içiyorlarmış bu arada? Ben ilk defa duydum. Geçenlerde bir yarışmacımız cam bardakta getirdi. Boz bulanık, telvesi altına evet. çökmüş, suyu üstüne çıkmış. Görmemek lazım bence, değil mi? Aynen, öyle hiç güzel durmuyor. Çok hızlıyım, göreceksiniz. Kahvemi de, suyumu da, ikramlığımı da bir anda servis yapacağım. Aa taştı. Taştı, taştı, taştı. Antep mutfağına ne diyorsunuz? Antep mutfağı kebapları meşhurdu. Sadece kebap mı? Kebap sulu yemek tarzı sulu yemek böyle? Yaparlar. Antep mutfağı iyidir. Yaparlar yani. Peki Karadeniz'le kıyasladığımızda? Bence Karadeniz'in çeşidi çoktu. Sen niye ona biraz öyle az yan dön onun da yüzünü gör. Direk ona sırtını. Korktum ben burada aynen olarak. Küs gibiler. Yok Burcu'nun kendini öveceğini anladı galiba. Ay neyse şimdi ben bunu duymayayım en iyisi. Ya tabii ki övecek, herkes övecek kendini de. Hani Karadeniz mutfağı daha çeşittir. Ya Antep et usulü yapılır. Et hani. Hep aynı türevi mi gidiyor aynı böyle aynı şeyle? Et türü. İşte pilavıydı, şeyiydi, öyle şey. Ama Karadeniz deyince karalahanadan 20 çeşit yaparlar. Veya şeyden mesela bir pilav yapsınlar kaç çeşit yaparlar. Hamsi pilavı yapar, onu yapar, değişik pilav yapar. O hani... zaman sizin beceriniz, üreticiliğiniz biraz daha fazla galiba. Elinizdekini daha çok değerlendiriyorsunuz. Evet yani hiç öyle yani çöp atacak bir şeyimiz yoktur yani. Tavuğu pişiririz, tavuktan yemek yaparız. Suyunu pişirip suyundan yemek yaparız. Kemiğini de atmayız, bir yere veririz. onu da değerlendirdim. Ama rahatlık bu diyorsun yani. Yani yapmak önemli değil yani. Bir de azdan daha çok şey başarmak. Peki hadi bakalım göreceğiz. 3 saatimiz de var tabii evet. ki mutfakta. Kahvemiz gelsin. Yalnız Burcu'nun bileziklerinden gözüm. Yardım ihtiyacı var mı acaba? Bilmiyorum. Bir şöyle bir sesleniver o taraflara. Gülşen Hanım. Tamam 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 geliyorum geliyorum. İstersen bak bir mutfağa. Tamam bir bakayım. Kız onların tanesi kaç gramdır? Yürüyen kuyumcu. Yürüyen kuyumcu. Yardıma ihtiyacınız var galiba. Hayır, hayır. Gelebilirsiniz. Aa, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İsterseniz ben alayım kahveleri. Değil canım. Kendim ikram edeceğim. Kendi işimi kendim yaparım. Gördünüz değil mi? Kahveler birazcık taştı. Olabilir, olabilir. Yani dış ses. Bir şey söyleyemiyorum. Benim günümde de artık belki başıma bir şeyler gelir. Gülşen Hanım da bana bir şey söyler diye düşünüyorum. Ben her zaman derim. Kadının hamar atığı şeyi işe yaramıyor. Ne altını yok. Yan gelip yatan da bir, kendini evet, yırtan da bir. Bak ben yırttım ne oldu? Ne boş. Oldu? Makbule geçti mi? Geç mi? Hep boşa gitti. Hep boşa, hep boşa. Gülten kendini altına yırttı. Altına bir yüzük. Diyarbakırlılar hamarat olur diye bilirdik ama. Gene iddialıyım, Diyarbakırlıyım. Gene iddialıyım, gene yemeğimi yapacağım. Gene kahvemi, menümü. Ben birinci olacağım bugün. Kazanan ben olacağım. Buyurun kahveler. Taşırdı diye bir kanıt yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.